Gözümüzün sağlığının devamı için gözyaşı salgımızın belli bir miktarda gün içerisinde devam etmesi gerekir. Bu bir temel salgılanma vardır, bir de refleks salgılanma vardır. Temel salgılanma 24 saat boyunca rutin bir şekilde gözyaşı üretilir. Refleks salgılanmada duygusal ya da soğan gibi iritan maddelerin kokusunu aldığımızda aşırı bir salgılanma, yani ağlama dediğimiz hadiseyi oluşturur. Göz kuruluğu asıl olarak temel salgılanmanın baskılandığı bir durumdur. Gözyaşımız sadece sudan oluşmaz. Bunun yanı sıra protein, bir takım antibiyotik maddeler ve yağlardan da oluşan içinde kompleks bir yapı oluşturur. O yüzden göz kuruluğunu biz iki kısma ayırıyoruz. Birincisi sıvı kısmının azlığı, ikincisi de kalitesinin bozukluğu. Yani kalitesinin bozukluğu demek içindeki yağla protein dengesinin, su dengesinin birbirinden ayrı bozuk olması şeklinde oluyor. Sıvı olarak yeterli bir miktarda oluyor ama protein ya da yağlı kısmı az olduğu için gözyaşı çok çabuk buharlaşıp gidebiliyor. Bu da bir çeşit göz kuruluğuna yol açabiliyor.